Arkadaşlar, bugün sizinle keselif yapacağız. İstersen ister bu şekilde tek renk yapabilirsiniz. İsterseniz kare iki renkte yapabilirsiniz. Önce ipimize 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine alıyoruz. Bir aşağıdan değil, ikinci aşağıdan tutturuyoruz ve fıstık yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bu şekilde 8 tane fıstık yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 2, 4, 6, 7 tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 8. fıstığı kapatmıyoruz. Bir aşağıdaki fıstıktan değil, ikinci aşağıdaki fıstıktan fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. 2, 4, 6. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Diğer fıstık arasından bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Fıstık yapıyoruz. İlk başladığımız fıstığın yanına bir fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Mutfumuza gönderiyoruz. Tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir zincir çekiyoruz, bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar, 6'ya 6 kare bir motif yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 6 sıra ördük. 6 fıstıkla başlamıştık. 2, 4, 6 sıra ördük ve küçük bir kare elde ettik. Şimdi buraya bir zincir çekip ipimizi sıkıyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Şimdi diğer rengimize geçelim. İsterseniz tek renkle, isterseniz iki renkle de yapabilirsiniz. İpimizi kopardığımız kenarda sabitliyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Kenar kısmına gelene kadar bu şekilde örüyoruz.
Evet arkadaşlar, kenara geldik. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir örümcek yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar örümceğin tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. İkili örümcek yapıyoruz. Tekrar etimizi tamızın tepesine alıyoruz. Aynı yere, köşeye bir fıstık daha yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kenarlarda her zaman ikili örümcek yapıyoruz. Fıstığı kapatıyoruz, bir zincir çekiyoruz, bir örümcek yapıyoruz. Tekrar örümceğin tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. Yani ikili örümcek yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine alıyoruz. Aynı yere, kenar kısmına, aynı yere iki defa fıstık yapmış oluyoruz. Bu şekilde tekrar ipimizi bir zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine alıyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Kenarlarda ikili örümcek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Şimdi burada tekrar bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. İlk başladığımız yeri iki fıstık arasına tutturuyoruz. Yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Evet, kenar kısmına kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, şimdi kenar kısmına geldik. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar buraya bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. Ve ilk önceki örümceğin ortadaki zincirden sık iğne ile tutturuyoruz. Tekrar buraya bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine alıyoruz. Ve diğer fıstığın tepesinden bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci sırada da ikili örümcek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. Ve bir önceki örümceğin aradaki zincirden tutturuyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. Ve ilk başladığımız fıstık arasından tutturuyoruz. Şimdi bir sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz.
şekilde örümcek yapıyoruz. Ve bir önceki örümceğin ortadaki zincirden tutturuyoruz. Tekrar buraya bir örümcek daha yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. Diğer örümceğin arasından tutturuyoruz. Tekrar buraya bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek daha yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine alıyoruz ve karşıya fıstık yapıyoruz. Son sırada örümcek sayımız 3 oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Arkadaşlar sıra sonuna geldi. Tekrar dikili örümcek yapıyoruz. Her örümceğin arasından sık iğne ile tutturuyoruz. Son sırada 3 tane ikili örümcek oluyor. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Tepesine bir örümcek yapıyoruz ve karşıdan iki fıstık arasından tutturuyoruz. Kapatıyoruz ve ipimizi kırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben diğer parçasını yapmıştım. İster bu şekilde tek renkten örebilirsiniz. İsterse bu şekilde iki renkli ve küçük dokunuşlarla küçük sevimli bir maymuncuk yapabilirsiniz. Şimdi buradaki yaptığım gibi gözleri ve yanaklarını yapalım. Sihirli halka yapıyoruz. Halkanın içine 10 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başladığımız halkadan kapatıyoruz. Bu şekilde bir tane de gözünü yapalım. Yine o da aynı şekilde sihirli halkayla sihirli halka yapıyoruz. Yine sihirli halkanın içine 11-12 tane sık iğne yapıyoruz. 4-5-6 11-12 bu şekilde. İsterseniz gözünü yanağını bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu ağzını bu kısmını da yine orayı da anlatayım. Üçüncü fıstıktan tutturuyoruz. Bu şekilde
1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir pastaki fıstıktan tutturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yine buradaki fıstıktan tutturuyoruz. Eğer ki kısa olursa bir zincir daha çekebilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi arkadan sabitliyoruz. Zincirle dokunuşlarla sevimli bir maymuncuk yapabilirsiniz. Evet, şimdi kenar boyasını yapalım arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Tam kenardaki iki örümceğin tepesinden, kenarından tutturuyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Kiprik yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Kiprik yapıyoruz. Araya örümcek yapıyoruz. Ve buradaki 2 örümceğin tepesinden tutturuyoruz. Tekrar 1 örümcek yapıyoruz. Diğer örümceğin iki katı birbirine ekliyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. Kiprik yapıyoruz. 3 tane kiprik yapıyoruz. Araya örümcek yapıyoruz. Buradaki örümceklerin arasından ekliyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Şimdi fıstıkların arasından yine bir fıstık alıyoruz. Zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde ekliyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi burayı kapatmıyoruz. Arkadaşlar, şimdi kenarımızı yaptık. Son kenarı, üç kenarını kapattık. Burayı kapatmıyoruz. Burada da sakallı ip kullanmak istiyorum. İstediğiniz renkte sakallı ip kullanabilirsiniz. Yine ipimizi sabitliyoruz.
Bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz karşıya. Bir fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. İki fıstık yaptık. Şimdi kapatmadan karşıda bir fıstık daha yapıyoruz. İki fıstık arasında üçünü beraber topluyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, üçüncü sırada sakal iple ördük. Tekrar bir zincir, üç zincir daha çekiyoruz. Üçlü kibrik yapıyoruz. Arada bir örümcek yapıyoruz. Aşağı fıstığın tepeden sıkılıyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyoruz diğer fıstık arasına. Üç tane zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. İpimizi kırıyoruz. Yine bir küçük dokunuşla bir de buraya kurdan yapıyoruz. Şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.